Hoş geldiniz öncelikle sayfama. Bugün Hoş buldum. sizin uzun zamandır heyecanını taşıdığınız bir kitaptan bahsedeceğiz. Evliliğimi nasıl kurtarırım kitabından bahsedeceğiz. Kendini, eşini ve evliliği tanıma yolculuğu bu kitap. Bu kitap benim için de önemli. Editörleri olarak aslında bu kitabın editörü olarak da okur olarak da çok sevdiğim bir kitap oldu. Ama hem kitabın hikayesini sizden dinleyelim istiyorum. Hem de kitaba dair, evliliğe dair soru işaretleri varsa onları da buradan yanıtlayalım. Ben şimdi biraz yorumları kapatayım. Son 15-10 dakika gibi filan tekrar açayım. Hem gelen sorular olsun sohbetin eşliğinde. Malum malumat arttıkça soruların kalitesi de artar. Her zaman söylediğim gibi sohbetin ekseninde sorular da daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi her kitabın bir hikayesi var elbette. Filiz Tepe ve İlknur Özhan bize bu kitabın hikayesinden bahsederse önce kim bahsetmeli bilemedim ama Filiz önce senden bahsedelim. Çünkü sen bir gece telefonla aslında hikayeyi başlatıyorsun. O yüzden onun öncesini bir dinleyelim. Ondan sonra da İlknur'a söz verelim. Evet. Öncelikle herkese merhabalar. Filiz Tepe ben, aile danışmanıyım, psikolojik danışmanım. Evet, kitap hem çok güzel hem çok keyifli bir çalışma oldu bizim için ve senin editörlüğünde bizim için çok kıymetli oldu. Bize söylediğin tavsiyelerin, dokunduğun noktalar gerçekten çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. İknur'la çok keyifli bir yolculuktu bizim için kitabın başlangıcı. Ben şöyle bir şeyi murad ederek hep hayal ettim. Danışanlarımızla görüşmeye başladıktan sonra danışanların terapileri belli bir yere getirme noktasında çok sancılı olduklarını, herkesin seans alma işte imkanının olmadığını gördüğüm zaman böyle içten içe birazcık üzüldüğüm noktalar oldu. Acaba dedim herkes kendisini böyle bir terapist huzurunda hissedeceği, sorunlarını daha böyle samimiyetle, sıcak bir şekilde ve net cevaplar alabileceği bir eser olabilir mi diye. Ya içerik böyle zaman içerisinde değişti. Kartlar, günlük uygulamalar vesaireler falan diye böyle kafamızda bazı planlarımız vardı. Ve ben de bu heyecanımdan ve niyetimden sevgili İknur'a gecenin bir yarısı bahsettim. Kalk dedim İknur bir kitap yazalım. Evliliğe, ilişkiye, kişiye dair, insanın kendisine dair bir kitap yazalım. Sağ olsun sevgili İknur sorumluluk adamı hemen kalktı ve yolculuğumuz böylece başlamış oldu. Çok keyifliydi benim için. İnşallah duamız, niyetimiz ışığında da sonuna kadar insanların ihtiyaçlarına cevap verir diye ümit ediyorum. Şimdi İknur'a şöyle pas atayım. Gecenin bir yarısı arkadaşını arıyor ve hadi bakalım kitap yazacağız diyor. Sendeki etkisi ne oldu ve aslında bu kitabın bitebileceğine nasıl inandın? Aslında benim içimde zaten böyle bir heyecan ve böyle bir istek vardı. Şimdi böyle bir istek olmayınca sizi o gece heyecan olmayınca o yataktan uykudan kimse kaldıramaz. Hiçbir şey kaldıramaz aslında. Bunu defalarca da konuşuyorduk biz Filiz'le diğer arkadaşlar da. Hadi bir kitap yazalım, bir şey yapalım, biz niye duruyoruz? Bu zaten bir de benim çalıştığım bir şeydi. Çok da üstünde durduğum atölyeler yaptım. Ve Filiz de böyle bir şey söyleyince dedim ki aa neden olmasın ya zaten yapıyoruz bunu. Hani bu bir istek de var. Aslında bizim yola çıkış hikayemiz kitap olarak değildi. Biz oyun yapacaktık kartlarla birlikte. Sonra bu kartların bir de kullanma kılavuzunu yapalım dedik. Onu da bir küçük kitapçık yapalım dedik. Kitapçık yapmışken niye bu kitap olmasın dedik. Sonra kartlar kalktı ortada. Kartlar yok oldu ve sadece kitap kaldı. Bu aslında yazarken benim çok istediğim, heyecanlandığım bir şeydi ama deneyimlediğim çözümleri, uygulamaları birebir kendimin uyguladığı, gerçekten faydalı oluyor mu, olmuyor mu? Bunları deneyimlediğim bir süreç, bir kitap aslında. Yani sadece böyle okunmuş ve farazi, hadi yapalım bu işe yarar mı denilen şeyler değil bu kitapta yazılanlar. Tamamen deneyimin sonuçları. Bunları da Damdan yazmak düşen aslında... olunca diyorsun. Evet, Doğan Cüceloğlu gibi damdan düşen psikolog misali. Ben bunların gerçekten gönülden çıktığını, bir hayatta karşılığının olduğunu inanarak aslında biz bunları yazdık. İnşallah da insanlara da öyle akseder. Benim temennim de o. Tabii ki Filiz'in dediği gibi biz her insan bir terapiste, bir danışmana gidemiyor maalesef. Ne yapabiliriz dedik. Hadi böyle bir şey olsun ve bunlar üzerine gerçekten kafa patlattık. Ben inanılmaz eğitimlere katıldım. Keza Filiz de öyledir.
Yani bu kitabı yazarken öğrenmek aşka çok böyle bilirsin beni. Çok meraklıyım zaten daha neler yapabilirim, öğrenebilirim diye. İnanılmaz eğitimlere katılıp inanılmaz yerlerde bulundum. Ve bu kitap böylece çok senin elinden geçti. Bir sürü kıymetli kişilerin, isimlerin elinden geçti aslında. Yani böyle yazılmış da bir kitap değil. Çıkana kadar birçok insandan geçmiş oldu. Hepsine buradan çok da teşekkür ediyoruz, başta sana. Bize inandığın ve güvendiğin için. Böyle bir kitap çıktı ortaya. Şimdi bunu çok önemsiyorum, bu söylediğiniz şeyi. Çünkü insanların uzun yıllar emek vererek hem iş hayatındaki tecrübelerini, hem eğitimlerdeki tecrübelerini, hem kendi hikayelerindeki tecrübelerini böyle 200 sayfalık, 220-215 sayfalık bir kitapta yazıyor olması ve bizim de çok cüzi bir rakamla aslında bakıldığında toplamda bu tecrübeleri elde ediyor olmamız bana çok kıymetli ve çok anlamlı geliyor. O yüzden bir okur olmak bu açıdan beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü aslında siz o yıllarınızı verdiğiniz, gözlemlerinizi, eğitimlerinizi bir kitapta topluyorsunuz ve bence kitabın anlamı bu açıdan bir kat daha artmış oluyor. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Hem kitabın içeriğine de geleceğiz ama çiftler size ya da hanımlar ya da beyler bazen çünkü tek tek de gelebiliyorlar. Evliliklerinin hangi sürecinde bir danışmana ihtiyacı olduğunu fark ediyor insanlar. Çünkü bazen şuna takılınıyor. Evliliğimi nasıl kurtarırım meselesinde sanki bu kitabı sadece evliliğinde problemi olanlar okumalıymış gibi bir algı oluşuyor. Halbuki ben buna biraz can kurtaranlık eğitimi gibi bakıyorum aslında. Yani biz evliliğin can kurtaranlığını daha öncesinde öğrenmeye çalışıyoruz. Tekniklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Ve dolayısıyla can kurtaran olduğunuzda boğulmaktan kurtuluyorsunuz. Birilerini de boğulmaktan kurtarıyorsunuz aslında aynı zamanda. Bu sebeple illa kötü giden bir evliliğin değil, daha öncesinde alınan bir tedbirin işareti aslında bu bakıldığında. Ama galiba sadece çok olumsuz bir şey olduğunda, artık boşanma aşamasında olunduğunda size danışılıyormuş gibi bir algı var. Bu nasıldır? Sizdeki tecrübeler bu anlamda nasıl? Ben şöyle bir şey söyleyebilirim kendi adıma. Evet, yani günümüzde maalesef insanlar ilişkiler kangren olduktan sonra aile danışmanlığına geliyor. Aslında bunun bir koruyucu hekimlik gibi. İlişkinin öncesinde. Çünkü hepimiz bir evlilik ilişkisine girdiğimizde ilk evliliklerinizi yaşarken ilişkiye dair bildiğiniz tek şey anne babanızda gözlemlediğiniz ya da çevrenizde gözlemlediğiniz bir ilişki türü oluyor. Ve muhtemelen farkında olmadan aslında o gözlemlediğiniz ilişkiyi siz kendi ailenizin içerisine getiriyorsunuz. Heybeler bu kadar doluyken, sizin anne babanız farklıyken, siz farklı, karşılar eşiniz farklı olunca dolayısıyla o gömlek buraya aslında çok da uymuyor. İnsanlar başka, fıtratlar başka, hayaller başka, istekler başka. Kaldı ki dediğin gibi sevgili Tuğba, kitabımızın adı Evliliğimi Nasıl Kurtarırım derken sadece sanki evliliğe dair değil, kitabın bir alt başlığı var ve çok kıymetli. Kendini, eşini ve evliliği tanıma, ilişkiyi tanıma dediğimiz bir yolculuk aslında. Dolayısıyla aile danışmanlığı dediğimiz şey bir koruyucu hekimlik ve gerçekten ilişkilerin kangren olmadan önce bir ötekiyle nasıl tanışabilirim, bir ötekiyle ya da tanışmadan da önce aslında kitabın çünkü ilk bölümü kişinin kendisini tanıması. Yani evliliği düşünen ya da bir ilişkiye, bu sadece evlilik bile değil aslında, bir ötekiyle ilişkiye girildiği noktada kişinin kendisini tanıması, bir ilişkiden ne beklediği, ona neyin iyi geldiği, neyin iyi gelmediği, neyi istediği, neyi istemediğine dair önce kendisini tanıma süreci olan bir başlık ilk konumuz. Sonrasında eşini tanıma ve sonrasında köken aile, ilişkiler, iletişim dediğimiz, işte cinsellik dediğimiz nokta sonrasında geliyor. Dolayısıyla aile danışmanlığına şimdilerde mesleğe ilk başladığımız yıllarda herkes ilişkisinde gerçekten kör düğüm olduğu noktada ya artık bırakıp gitmeyi ya da işte buradayken nasıl götürebilirim? Hani gitmeye de cesareti yok, gitmeye de gücü yok ama burada nasıl sağlıklı kalabilirim noktasından. Benim özellikle bu pandemi sonrasında krizlerin çok artmasının yanında ben bir de şöyle bir şey de gördüm. Artık yeni başladık biz ilişkiye, ne yapabiliriz diyen çiftler gelmeye başladı ve bence bu çok sevindirici bir haber günümüz için. Çünkü önceki dönemlerde gerçekten de bütün ilişkiler kriz noktasında ve problem çözmeyi bilmeyen insanlar hep topu diğerine atma meramında ya da muradında olan insanlardı. Ama bugün geldiğimiz noktayı ben çok daha iyi görüyorum açıkçası. Bu tarz kitaplarda herhalde çok güzel rehberlik yapacak inşallah.
İsnur'a dönelim, o kendi tecrübelerinden bahsetsin. Şimdi şöyle, bugün ben bir seminerdeydim. Orada şunu sordum. Biz bugün mutlu evliliğin önündeki engelleri ve çözüm yollarını konuştuk. Aslında tam da kitabın üçüncü bölümünde, hatta birinci bölümünde, ikinci bölümünde hepsinde bizim uygulamalar, etkinliklerimiz var. Oraya geçmeden önce, hadi mutlu evliliği konuşmadan önce şunu sorayım dedim. Aramızda kaç kişi sabah uyandığında şöyle aynaya baktığında günaydın canım ben dedi acaba? Kim kendisine selam veriyor? Ya da bugün neye ihtiyacım var? Bugün nasılsın diye kaç kişi sordu bu zamana kadar kendinize ki yaş grubu 35 ve 50 küsur yaş ortalamasında? Hiç kimse demedi. Hiç kimse ben sabahları uyanıp aynaya baktığımda kendime günaydın demedim. Hatta şunu bile söylediler. O kadar uzun zaman oldu ki aynaya bakmayalı İknur Hanım. Çünkü kendimizle yüzleşmekten, kendimizi görmekten çok korkuyoruz dediler. Şimdi buralar çok önemli bir şey. Hani evet, geçen Instagram'dan birisi yazmış, madem evliliği kurtaracağız, niye evleniyoruz o zaman? Bu nasıl bir başlık diye. Şimdi bu kitapta aslında evet, alt başlığı o içindeki nüansları görmek lazım. Ben kendimle mutlu değilsem, aynaya bakamıyorsam, günaydın diyemiyorsam, kendime teşekkür edemiyorsam, değil mi? Kendime küçük bir hediye veremiyorsam, burada zaten benimle, kendimle bir sıkıntım var. İlişkim nasıl güzel olabilir ki? Belki de İknur'cum, çok özür dilerim. Yani belki o soruya şöyle de cevap verebiliriz. İşte zaten evliliğin kurtarılması gereken yerlerden biri de bu düşünceler. Yani bu olumsuz düşünceden de evliliği kurtarmak lazım. Sanki her şeyin müsebbibi oymuş ve hiç kimse bunun içerisinde bir sorumluluk taşımıyormuş gibi. Belki de Tuğba, burada şunu söylemek lazım. Hani hep deriz ya, klişe bir laf var. Evlilik ciddi bir müessese, önemli bir kurum. Şimdi buna ciddiyet veren, önem arz eden nedir ki? Yani iki kişinin bir evde oturmasını ya da bir çocuk sahibi olup üçüncü bir kişinin hayatımıza karışmasını. Hayır, değil aslında. Biz o doğuşla birlikte kendimizi daha farklı öğrenme sürecine giriyoruz. İşte burası, evlilik dediğimiz şey bence öteki kişiyle olmuyor ki. Kendimizde de bir ilişki. Evlilik dediğimiz şey bir ilişki aslında, bir dinamik. Kendimizle olan ilişkimizi güzelleştiremediğimizde karşımızdakiyle de güzelleştiremiyoruz. Eş olabilir, çocuk olabilir, anne baba, arkadaş, hiç fark etmiyor. Onun için biz kitapta ilk önce bunu temel aldık. İlk bölümde kendimizle nasıl ilişkimiz? Ey güzel ben, ne yapıyorsun sen orada? Bir bunun farkına var. Çok güzel bir şey söyledim. Evlilik dediğin aslında ötekiyle yapılan bir şey değil. Önce kendinle yapılan bir şey dedin ya. Hakikaten sen söyleyince aklıma şöyle bir şey geldi. Aynı ilişkinin içerisinde iki insansınız. Dediğin gibi ilişki önce benle başlıyor. Benim duygu dünyam nasıl? Ötekimden beklentim nasıl? Öteki bana bir şey söylese bile ondan anladığım şey benim kendi dünyamdaki yansımasıyla ilgili. Ondan önce, o kişiden önce. Ben bir cümleyi nasıl algılıyorum? Nasıl sindiriyorum? Birisinden bir şey duymak, ilişkiye dair olabilir, bir soru olabilir, herhangi bir şey olabilir. Aldığım her şey tamamen benim dünyamla, benim algımla ilgili bir şey olduğu için çok güzel söyledin İknur. Evlilik önce insanın kendisiyle başlıyor aslında. Diğeriyle beraber sadece aynı evin içini paylaşıyorsun. Belki hayatına bağlı ama duygu dediğimiz şey, her söylenilen şeyin karşılığı önce benim dünyamla alakalı. Bu çok kıymetli. Bu da dediğin gibi kişinin kendisini sevmesiyle ilgili. Şimdi ben kendisini sevmesi deyince de bu ara biraz topa tutuldum da. Nasıl yani? İnsan kendisini zaten sever. Evet, insan evvela nefsini sever der. İman hakikatlerinde böyle anlatılır. Fakat buradaki sevdiğimiz şey kişinin kendisini, nefsini sevmesinden bahsetmiyoruz. O sevdiği nefsini hak ettiği, halifeyi arsın, çok kıymetlisin, hak ettiğin değeri veriyor musun? Dediğin gibi İknur, sabah kalkıp da bak koskoca bir salonun içerisinde bir Allah'ın kulu çıkmıyor kendisine selam veren. Çünkü biz hep ötekini görüyoruz karşımızda. Kendimizi görmeye vaktimiz de yok. Çiftler genellikle böyle şeylerde şikayet kendimize var. Baktığımızdaki bakışımız da bize ait değil ki. Ya annemizden ya da babamızdan emanet olmuş bakışlar da var kendimize baktığımızda. Aynen. Çok doğru. Kendimize taraflıyız dediğim gibi. Bazen eşler şöyle bir serzenişte bulunuyorlar. Diyorlar ki eşime çok ilginç gelmişti. Seninle dışarıda görüşelim. Çünkü hep dışarıya giderken kendine ait bir şeyler yapıyorsun, hazırlanıyorsun, süsleniyorsun. Arkadaşlar ne olur? Evin içerisinde elektrik çarpmış gibi saçlar, çamaşır suyuna bulanmış pijamalar. Yani dolayısıyla beyler söylüyor değil mi?
Evet. Yani kendileri eve girince takım elbiseyle mi oturuyorlar ya? Hanımefendiler de söylüyor bunu. Aynen dediğiniz gibi gelince o üzerindeki yani kravatıyla otursun değil belki ama aynı şeyler onun için de geçer. Yani bu kadın erkek Özel belki de beklenen. Biz birbirini özel hissetmek istiyor. Hep dışarıya karşı hazırlanıyorsun. Neden neredeyim? Şimdi bu kitabın benim için anlamlı taraflarından bir tanesi üzerinden sohbeti devam ettirmek istiyorum. Bu kitap bir yapma kitabı. Bu çok kıymetli benim için. Çünkü bir şey pratiğe dönüştürülmediği sürece aslında anlam ifade etmiyor. Sadece düşünce dünyamızda evet bir takım kıpırtılar oluşturuyor ama eylemde göremediğimiz her şey bize ağırlık olarak geri dönmeye başlıyor. O yüzden bu kitabı çok önemsiyorum. O 21 adımı çok önemsiyorum. Şimdi şu noktada bu kısmı da konuşalım istiyorum. İnsanların bazıları o kadar adım atmak konusunda bile cesaretsiz ya da isteksiz ki bir danışman olarak kendinizi zaman zaman insanları iteklerken, onları zorla hadi artık bir adım at derken buluyor musunuz? Ve gerçekten atalarımızın da söylediği gibi zorla güzellik oluyor mu? Yani danışman insanları zorla adım attırabiliyor mu? Ve ya da çiftler kendi kendine şunu sorsalar, bu kitabı okumak tek başıma benim adımımla oluyor mu deseler, tüm bunları ne dersin İknur? Şimdi şöyle bir şey, ben seanslarıma başlarken öncelikle şunu söylüyorum. Burada şöyle başlayacağız diyorum. Niyet ettim Allah rızası için bu ilişkimi düzeltme ya da getirdiği problem her neyse. Eğer diyorum samimi bir niyetiniz yoksa, bu işi ben sizi iteleyerek götüreceksem zamanınızı, emeğinizi, paranızı boşuna harcamayın. Gelmeyin çünkü ben sizi iteklemeyeceğim. Siz yaparsanız bu ilişki düzelecek. Burada niyet gerçekten çok önemli. Yani hani bizim niyet her şeyde önemlidir ya, burada da önemli. Şimdi bu kitapta şu var. Biz kitabın arkasına boşluklar da koyduk. Her bölümün, her uygulamanın arkasına boşluklar koyduk. Oraya koymak aslında evet, şöyle temel amacı şu. Bu kitabı bir çırpıda okuyup bitirdiğinizde işe yaramayacaksınız. İşte biz oraları, o boşlukları kendinize zaman ayırın. O zamanı verin kendinize. Bir yazın bakalım. Somutlaştırın. Demin senin de söylediğin gibi okuyoruz ve onun beynimizde bir şeyler uyandırması çok önemli değil. Yapan bir kitap bu. İşte o yapmak için kendinize zaman ayırmanız, zaman vermeniz, süre vermeniz çok önemli. Yani şimdi ben uzun zamandır hiç aynaya bakmıyorum, kendimle yüzleşmekten korkuyorum diyen bir insan o satırları alıp pat pat okuduğunda bunu yapmayacak zaten. Değil mi? Ya da alın hadi bir küçük bir fotoğrafınızı bir bakın bakalım gözlerinde neler var, niye gülüyor o bebek dediğinizde ona baktığında çok şey de göremeyebilir. İşte bunun için o arkasındaki boşlukları koyduk. Onun için adım dedik zaten biz buraya, yavaş yavaş. İçinize sindire sindire ve gerekirse arayın. Bunu hep söylüyoruz. Arayabilirsiniz. Biz her zaman ulaşılır bir şekilde sizin yanınızda olacağız. Ama bunları yapın. Niyet edin. Yazın. Ben yazmayı, olayları somutlaştırmayı çok önemsiyorum. Seanslarda da yaparım. Evlilik nedir diye sorduğumuzda çok klişe laflar geliyor. İşte iki insanın birlikte oluşturduğu, birlikteliği olan, yediği, paylaştığı bir şey vesaire diyor. Ama ben onların önüne Lego koyuyorum. Şu bebek çocukların oynadıkları Legolar var ya. Hadi yazın bakalım diyorum. Kaç kat kule yapacaksınız? Sevgi, saygı, samimiyet, güven, bağlılık, ilişki, adalet, akıllarına ne geliyorsa ve en son o kadar uzun bir kule yapıyorlar ki, geniş bir kule, ince bir kule, yıkılabilir bir kule ve gerçekten bunu gördüklerinde hayret ediyorlar. Böyle bir şey mi? Halbuki herkesin benim başlangıçta hayal ettiği şey resimde çizilen küçük ev, dumanından baca çıkan bir şey galiba, değil mi? Panjurlu bir ev mesela. Ama kendileri bunları somut olarak gördüklerini kendileri de şaşırıyorlar. Bu kitap da işte aslında tam da somutlaştırma kitabı. Ben yazmayı somutlaştırmak olarak görüyorum. Peki taraflardan birinin adım atması değiştirir mi bir şeyleri? Şimdi zaten ilk iki bölüm o. Neden üçte ikisi kişinin kendisiyle alakalı? Önce kendimizi tanıyacağız. Sonra kendimizin mizacını tanıyacağız. Sonra eşimizi tanıyacağız. Yani bu iki bölüm aslında kendi
siz iki bölümü hallederseniz zaten işin üçte ikisini halletmiş oluyorsunuz aslında. Yani ama aslında o arada de... ilişki dinami değiştiği için eşinize bakışımız değişecek. Dolayısıyla aslında problem ettiğiniz pek çok şeyi de problem etmemeye başladığınız için aslında üçte ikisi hallolmuş oluyor değil mi? Ben şunu gördüm. Gerçekten çok ciddi problem yaşayan, boşanmanın eşiğinde olan çiftlerin bu kitabın üçte ikisini anlattığımda atölyelerimizde şunu söylediklerini gördüm. İknur Hanım, sanki yeni baştan evlendim. Eşimi yeni baştan tanıdım. Yani. Çünkü daha önce kızdığı, yani pasif agresyonu olan bir eşi var ama bunun ne demek olduğunu bilmiyor ve ona tepki gösteriyor. Ama burada bir ikinci bölümü okuduğunda bunun ne demek olduğunu anlıyor ve ben yeni baştan evlendim, inanıyor musunuz diyen insanlar çok karşılaştım. Bu da evlilik dinamiğini değiştiriyor tabii ki. Ama %100 değiştirir mi? Bunun hiçbir garantisi yok. Yani iki kişi bile niyet etse yapsa buna %100 diyemiyoruz. Ama niyetimiz o. İki bölümü bitirdiklerinde bence ilişkileri büyük oranda değişmiş olacak. Şu da olacak bence, bir okur olarak ve editör olarak söyleyebilirim. Kendini daha iyi tanımış birinin vereceği kararlar da sonrasında daha sağlıklı bir karar olacak. Yani bütün evlilikler kendi içinde bambaşka bir dinamiği beraberinde getirir. Ama içsel olarak zayıf birinin veremeyeceği bir kararla içsel olarak kendini güçlendirmiş birinin vereceği bir karar birbirinden çok başka olacak. Galiba ayırt edemediğimiz ya da farkında olmadığımız şey bu. Tek başına benim yaptığım şey neyi değiştirir diyoruz ama o çok şeyi göremiyoruz. O kendi içsel gücümüz işte kitapların bize yardımıyla oluyor. Şu aşamada Filiz'e de şu soruyu sormak istiyorum. Genelde sanki evliliğin can kurtarını olmak isteyen de hep kadınlar gibi bir algı var. Yani kadınlar erkekleri çekiştirerek bir terapiste götürüyorlar ya da bir kitabı işte okutmaya çalışıyorlar gibi bir algı var. Şimdi hem aslında İknur da bu anlamda tecrübesini paylaşsın ama erkekler ve kadınlar sizin yanınıza geldiğinizde beden dilleri, sesleri, davranış biçimleri, eşlik etme biçimleri biraz çekiştirilerek gelmiş gibi mi? Yoksa onlar da artık kendi içlerinde bir ilişkinin ancak üçüncü kişiyle değerlendirildiğinde düzeleceğinin farkına varmış kişiler mi oluyor? Aslında evet, çok baktığımız zaman genellikle beyler zorla getirilen taraflar oluyor ve çok nadir gelen taraflar oluyor. Ben yine çok ümit varım bu son yıllardan. Beyler daha ılımlı, daha yapıcı davranıyorlar. Fakat ben burada katılan çok olur mu bilmiyorum ama en azından kendi seanslarımda gözlemlediğim bir şey var. Bayanlarda çok ilginç bir şekilde ilişkiyi en başından itibaren her türlü sorumluluğu, her türlü yapılması gerekeni hep üstüne alan, farkında değil belki ama artık beyefendiler de diyorlar ki işte adı Ayşe olsun, Ayşe yapar, Ayşe sorunu çözümler, Ayşe her işin hakkından gelir. Ayşe artık kendi yapabilirliklerini de eşinin yapması gerekenleri de hep üstüne aldığı zaman o kadar yorulmuş bir yerde geliyor ki ve bir gün artık üstüne almış olduğu sorumlulukların çoğunun ona ait olmadığını, eşinin ya da çocukların ya da diğer aile fertlerinin paylaşması gereken şeyler olduğunu fark ettiğinde kendisinin çok yorulmuş, diğer tarafın da artık konfor alanında böyle ehli keyif bir şekilde hani her şey, bütün gemi yürütülüyor zaten dediği bir sorun yerde. Sorun yok canım, nereden çıkartıyorsun? Aynen. Ne zamanki kadın gerçekten arıza çıkartıyor tabiri caizse, o zaman erkek diyor ki ya bir sorun mu var ki? Yani artık bıçak kemiğe dayanmış. Çünkü kadın hep böyle içe çeken, az konuşan ya da ne bileyim sorun yokmuş gibi davranan ya da sorunları çözmek zorundaymış gibi her şey bütün ağırlığı üzerine aldığı yerden olduğu için erkekler son dakika problem olduğunu fark ediyor ve çoğunlukla her şey yolunda gidiyordu, sen abartıyorsun diye yanımızda çok kavgalara şahit olduk. Her şey gayet güzel gidiyordu, sen abartıyorsun diye. Abartıyorsun cümlesi hanımefendiyi çıldırtıyor. Ama bu noktada mesela, gerçi biraz kavga çıkacak şimdi ama beyefendi biraz haklı, çünkü o güne kadar her şeyi yutmuş, her şeye amin demiş. Niyet çok önemli dedi ya İknur, gerçekten de öyle. İki kişinin birlikte yürümesi gereken bir yolculuk, iki kişinin birlikte hareket etmesi, niyet etmesi gereken, yani niyet ettik biz bu ilişkiyi toparlamaya ya da düzenlemeye. Dolayısıyla çekiştirilerek gelen erkekler, fakat şöyle de güzel bir haber var, oraya zorla geliyorlar ama seans odasında en çok keyif alanlar beyler. Yani onun anladığını görmek iyi hissettiriyor bence kendisini. Ve
Eşinin o güne kadar ihtiyaçlarını, ne bileyim, ya da yaşadığı sıkıntıları bu kadar aleni bir şekilde hiç dinlemediği bir ortamda iletişimin ne kadar önemli, açık ve şeffaf iletişimin ne kadar önemli olduğunu gördüğü bir yer. Bizim de üçüncü bölümde zaten iletişim için ayrı bir bölüm oluşturduk. Dolayısıyla kişi kendisini tanıyacak, eşini tanıyacak. Kendisini ve eşini tanıdığı yerde zaten üçüncü bölüm, İlknur'un da dediği gibi üçte ikisini tamamladığınız yerde üçüncü bölüm kendiliğinden böyle bir düzene girip onarılma yoluna giriyor zaten. Orada kendinizi tanıdığınız süreç. İşte seanslara gelen beyler de kendisini de görüyor bir uzman görüşüyle, bakışı. Yani daha doğrusu dışarıdan bir üçüncü gözle kendisini ve ilişkiyi gördüğü zaman evet ya, destek almaya ihtiyaç var ve iyi bir şey aslında bu diye orada İyi şeyler oluyor. Sen ne dersin? Bence bizim toplumumuzda bu işi götüren, onaran, okuyan, değil mi? Eğitimlere katılan hep kadınlar. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Yuvayı yani, bir dişi kuş. Kabul edelim ya, atalarımızdan beri yuvayı bir dişi kuş yapıyor yani. Ve çabası da var yuva yapmakla ilgili. Evet. Yani kadın uğraşıyor bu konuda. Gerçekten böyle. Ama kadın yoruluyor. Gerçekten yoruluyor. Biz erkekleri çağırıyoruz seanslara. Yani gelmiyorlar ama bir şekilde kadındaki, bayandaki o değişmeyi görünce meraktan geliyorlar. Ya ne oluyor falan diye geliyorlar. Hani kendiliğinden gelen var ama 10 danışandan ikisi ya da biri geliyor. Ve bu geliş de eğer ufak bir değişim gördüğü zaman bırakıyor zaten. Devam etmiyor. Kadın devam ettirmeye çalışıyor ama kadın bir zamandan sonra şunu diyor. O da geliyordu, bir şeyler yapıyorduk. Şimdi ben tek kaldım, o zaman ben niye çaba göstereyim? Kadın da bırakmaya başlıyor bundan sonra. Yani kadın bir yerde uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Ben buna şey diyorum evlilikte, bunu üçe ayırıyorum. Bir kırık plak gibi. Kadın söylüyor, 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 kavga ediyor, bağırıyor, sesini duyurmaya çalışıyor, okuyor, eğitime gidiyor vesaire bir şey yapıyor. Ama bu artık o kadar çok söyleniyor ki kadın bunu belki çok üstüne alınıyor. Artık erkek bir zaman sonra duymamaya başlıyor. Çünkü o arkada kırık plak gibi çalıyor sürekli. Ve ister istemez kişinin otonom sinir sistemi kapanıyor. Beyindeki frontal lob kapanıyor ve gerçekten duymuyor. Yani fizyolojik olarak gerçekten duymadığı zaman da erkek bunu problem olarak görmüyor. En son noktada kadın diyor ki ben bu kadar çaba sarf ettim kardeşim, olmuyor, ben vazgeçtim. Artık susuyor. O da gelmekten vazgeçiyor. O da o çabayı göstermiyor artık ve evliliklerin kırıldıkları nokta burası oluyor maalesef. Galiba şöyle bir durum var. Aslında kendi evliliğiyle ilgili ilişki sürecini okuyarak, başka gözlerle, işte sizin gibi yazarların kitaplarını okuyarak, belki sohbet ederek, kendi içinde el yordamıyla değiştirmeye çalışan da bir kuşağız elbette. Ama diğer taraftan şöyle bir gerçek de var. Daha çok okudukça şunu görüyorum. Çiftlerin en büyük yanılgısı şu galiba. Başlangıçtaki sevgilerinin çok uzun seneler hiçbir şey yapmadan yeteceğini zannediyor olmaları. Yani halbuki sevgi dediğimiz şey bu kadar durağan bir şey olmamalı ya da değildir elbette. Dolayısıyla en büyük yanılgı bu galiba. Birbirimizi çok fazla çantada keklik görüyoruz. Dolayısıyla o ilişkinin içerisindeki o durağanlık da, yani sevgide sabit kalır zannediyoruz. Halbuki hiçbir şey sabit kalmaz hayatın içerisinde. Einstein'ın termodinamik yasası vardır, bilirsiniz belki. Der ki bir şey durağanlaştı mı, durdu mu negatife gider der. Yani fizik yasasıdır bu. Şimdi alıp bunu biz evliliğimize yordayalım. Yani siz evliliğinize bakmazsanız, bir tarlaya bakmazsanız, çapalamazsanız, sürmezseniz, gübresini, suyunu vermezseniz o tarla kurur. Size ürün vermez. Evlilik de böyle bir şey. Siz evinize bakmazsanız tavanı çöker. Arabanıza bakmazsanız sizi yarı yolda bırakır. Evlilik de böyle bir şey. Adamın birisi evlenmiş, seni seviyorum demiş karısına. Sonra evlenmiş, bir yıl geçmiş, hala bir şey yok, seni seviyorum dememiş. İkinci yıl dememiş, üçüncü yıl dememiş. Kadın üçüncü yıl sonra sormuş, demiş ki sen beni seviyor musun? Evet seviyorum demiş. Peki niye hiç söylemiyorsun? Fikrimi değiştirseydim söylerdim zaten demiş. Olsun. O evliliğin başında yormasın kendini. Evet. Yani seni seviyorum demesi, zannediyor ki hep devam edecek. Böyle bir şey yok. Bunları söylemek lazım, beslemek lazım, bakmak lazım ki duranlaşmasın evlilik.
Evet, beslenmesi gerekiyor Bu arada kesinlikle. kitabı da okurlarla, bizi seyredenlerle bir kez daha buluşturmak istiyorum. Çünkü şu açıdan kıymetli görüyorum. Üçüncü bölümde de yalnızca evliliğin kendi içindeki iletişim yok elbette. Yani Türkiye'deki evlilik bir tür halay çekmek gibi olduğu için nihayetinde bunun içerisinde kayınvalide, kayınpeder, eltiler, görümceler, sayı arttıkça çoğalan pek çok sorun da kendi içinde görünmeye başlıyor ve galiba en temel sorunlar da buralarda çıkmaya başlıyor. Bu noktada bir kadın nerede durmalı, erkek neyi yanlış yapıyor da bu kadar karışıyor ilişkiler ya da aslında aile kurdu yani bir ailenin dinamikleri nerede tatlayıcı bir şeye dönüşüyor? Biraz bundan bahsedelim istedim. Sizin tecrübeleriniz ve kitapta bununla ilgili önerileri olduğunun da altını çizeyim elbette ama. Biz toplum olarak gerçekten ciddi bir sınır problemi yaşıyoruz. Yani herkes nerede durması gerektiğini, nereye kadar müdahale etmesi gerektiğini çok bilmiyor. Özellikle büyük ebeveynler çok belki kızacaklar ama evlatları bir ilişkinin Bir içerisine şekilde geçirirler. birilerini kızdıracağız şey Kızdıracağız. Evet, yani herkesin evine kaçışın. ekmek gibi bir derdimiz yok dediğim gibi kimsenin yanına demeyiz zaten ama şu var, gerçekten de büyük ebeveynler çocuklarının üzerinde evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş olsalar bile her türlü haklarının devam ettiğini, hani onların emir komuta zinciri gibi hani böyle hiyerarşik bir yapı üzerinden ilişkilerin devam ettiği noktasında üzgünüm ki çok bencilce bir yaklaşım içerisindeler ve ama bugün günümüz insanları, günümüz gençleri daha bireyselci bir hayatın içerisindeler. Geleneksel yapıyı yıkmak, bozmak, yok saymak değil derdimiz ama herkesin bir sınır derdi, sınırının olması gerektiğini, kendi özgürlüğünü hani çok klişe bir söz gibi ama senin özgürlüğün diğerinin başladığı yere kadardır. Dolayısıyla ona müdahale Annesinin edemez. O temel sana problem şu ki diğeri yok bazı anneler için. Yani diğeri yok onun diğeri için. yok. Dolayısıyla kendinin devamı olan bir toprak parçasından bahsediyoruz gibi Kesinlikle aynen. algılanıyor. Tüm Bir sürü işgal değil ki bu. Yani kendi yani. toprağıma giriyorum. Tabii Kendi tabii. topraklarımla aslında iletişime devam ediyorum gibi. Bir işgal durumu söz konusu gibi algılanmıyor galiba, değil mi? Zaten dediğim gibi kriz orada başlıyor aslında. Yani diğer tarafta kendisinin hakkına saldırı, saygısızlık, haksızlık, ne bileyim insancıllık görmediğini düşündüğü için dolayısıyla herkes gardını alıyor, saldırıya geçiyor. Yani bir yerde bir saldırı varsa diğer tarafta mutlaka kendisini korumaya alacak. Ama onun korumaya aldığı dil diğer tarafa iyi gelmeyecek çoğu zaman. Çünkü herkesin kendisini koruması ya da herkesin sınırını çizmesi bir ötekine mutlaka yabancıdır. Dolayısıyla burada birbirimizin hakkına, hukukuna riayet etmediğimiz sürece dediğin gibi yani onu kendi uzantısı olarak görmekten vazgeçmediği sürece bu sorun çok da çözülecek bir sorun değil açıkçası. Bunu çoğu zaman bir seanslarda eşlerin kendilerini ifade ederlerken diğer kişi tarafından algılanması duyulduğunda aslında en güzel şey burada çıkıyor. Seanslar bu noktada çok kıymetli. Eşiniz kendisinin rahatsız olduğu şeyi kendi dünyasından, kendi duygu dünyasından, kendi öğretilerinin üzerinden anlattığı zaman diğer taraf ya oluyor. Yani sanki ilk defa duymuşçasına. Hani öyle bir şey yokmuş da daha yeni öğreniyormuşçasına böyle çok ilginç bir tablo sergileniyor. Ve hakikaten orada kimseyi ayıplamak hadi şey değil, nasıl diyeyim, kusurunu ortaya çıkarmak değil, var olan bir krizi ortaya çıkarmak. Az önce söylediğiniz söz çok güzeldi. Sokma akıl 7 adım gider derler bizde. Yani böyle hani sonradan ekleme bir şey geldi mi size o 7 adım gider. Sekizincisi de gene kendi bildiğini okur. Ama kitap Seansların 21 adım o yüzden. Değil mi? aynen Yani öyle adım adım gerçekten de adım adım. Ben şeyi çok kıymetli buluyorum. Hatta biz bunu demiştik ki kartlar olarak düzenlediğimiz zaman asla lütfen ikinci karta geçmeyin. Birinci kartı ki burada birinci bölüm diyoruz artık biz birinci buna daha adım böyle tabii. geniş bir adım oldu. Lütfen o adımı okuyun, içselleştirin. Hatta belki ertesi gün aynı adımı tekrar etmeniz gerekecek. Çünkü bazı şeyler bize yabancı. Mesela İlknur'un başta söylediği gibi sabah kendinize kalkıp da günaydın demek hadi ya o ne? Ne saçmış kendime günaydın diyecekmiş. Hadi oradan. Ben bu yorumları da çok duydum. Ama hakikaten bir ötekine karşı o kadar naziyiz, o kadar anlayışlıyız, o kadar görüyoruz ki onu kendimizi görüp ezerek onu gördüğümüz bir yerde. Kendine selam vermek. Yani kendini hoş görmek, kendini fark etmek. Aslında orada aynaya bak derken gidip de aynanın karşısında ay Allah'ım ne güzel ne güzel kaşım, ne güzel gözüm demek belki dersiniz ama orada kendinizi fark etmek, sen varsın,
Değerlisin, bir tanesin, biriciksin. Allah bir tane yaratmış seni. Gör bak kendini, halini bir gör demek aslında. Dolayısıyla o adım adım gitmek o kadar kıymetli ki. Adımı sindirdikçe diğer adıma geçin diyoruz. Bir anda bir çırpı dokunup bitirilecek bir kitap değil yani. Yani şu söylemeye çalışıyorsun. Evet, evliliğinizin temel problemi kayınvalide ilişkileri ya da başka problemler olsa dahi önce bir başa dönelim. Kendimizle iletişimimizi güçlendirelim. Sonra bunların hepsi de adımın bir parçası olacak. Bizde galiba hemen o problem çözülsün, o diğerli detayları, yani diğerlerini detay olarak bir tarafa kaldırırız gibi bakış oluyor. En temel sorun da sizin için bu oluyor. Evet, aynen. Kendinle ilişkini güçlendirdiğin zaman bu kayınvalide ya da dediğin gibi kayınpeder ya da bir eşinle olan ilişkine de dediğin gibi sağlıklı bir adımla ilerleyeceksin. Yoksa karşındakinin kim olduğu artık önemli olmayacak. Köken aile diyoruz biz mesela. Ama ilişkide, iletişimde kendini saygın bir yere oturttuğun zaman, kendini en doğru şekilde ifade ettiğin zaman karşındaki kayınvaliden de olsa aynı şekilde aynı çizgiyi koruyabilecek yere geliyorsun zaten. Şimdi sen ne dersin? Tuğba, var şunu ekleyeyim. Yakında bir gelin kayınvalide kitabı, tezi geliyorken şunu evet, söyleyeyim ben. Evet. İnşallah Rabbim bitirmeyi nasip eylesin. Şimdi biz zaten burası biraz çetrefilli bir konu aslında. Kültürel olarak böyle yetişiyoruz çünkü biz. Biz anne babaya öf bile dememelisin kültürüyle gelen insanlarız. Ama anneyi babayı biz evliliğimizde şöyle yapıyoruz. Aramızı alıyoruz. Şimdi ben takipçilerimizden, buradaki dostlarımızdan şunu rica edeceğim. Lütfen gözlerinizi kapatın ve eşinizle birbirinize sarıldığınızı hayal edin. Olur mu? Bir sarılın sıkı sıkıya. Sonra gözlerinizi açın. Hani o eskiden uzun böyle bir ömür sürecek yastıklar olurdu ya, büyük yastıklar. Ondan lütfen bir tanesini aranıza koyduğunuzu hayal edin. Bu anne olsun. Bir tane daha koyun baba olsun. Hatta bir tane daha koyun bu iş olsun. Ve tekrar eşinize sarılın. Sarılabiliyor muyuz? Mümkün değil, artık yetişemeyeceğiz bile, değil mi? İşte biz evliliklerde bunu yapıyoruz. Evet, anne baba bizim için kıymetli. Onlar bizim yanımızda kalsın, sağımızda, solumuzda kalsın, arkamızda kalsın ama aramızda kalmasınlar. İşte biz bu kültürde olamıyoruz. Evet, biz bu kültürde olamıyoruz maalesef. Onun için burada eşlere çok önemli roller düşüyor insanlara. Bir kere insani olarak bakmak lazım bu olaya ki bu işin içerisinden çıkabilelim. Eğer duygularımızı katarsak maalesef çıkamıyoruz işte. Biraz daha böyle alıp karşımıza somutlaştırıp işte o yastık gibi. Kitabın adı Evliliğimi Nasıl Kurtarırım bu arada. Şöyle, Nesil Yayınları'ndan çıktı kitap. Nesil Yayınları'ndan. Filiz Tepe İknur Özhan'ın Evliliğimi Nasıl Kurtarırım, Kendini, Eşini ve Evliliği Tanıma Yolculuğu. Bu arada bakma sebebim bir yerlerde hala bir hata yaparım korkusu tamamıyla. Kitabın kapağı da kendisi de çok güzel oluyor. Biraz içerikten de müsaade ederseniz kısaca ben de bahsetmek istiyorum. Madem soruları ve yorumları da açtık. Bu arada onlara da zaman olsun, yorum sayfasına yazabilirler. Bu kitap 21 adımdan oluşuyor aslında. Çünkü her bir adımın kendi içinde varacağı bir yer var. Yani varacağımız yeri de birazdan onların varmamızı istediği yeri de konuşuruz elbette ama bu adımların her biri bir yapmanın sonucunda. Bazen yazarak, bazen düşünerek, ilişkilerdeki problemleri başka önerilerle çözmeye çalışarak ki burası bence çok önemli. İlişkilerin evliliğin ve kendimizin tanıma rehberi haline geliyor ve bence zaten bir kere okunacak bir kitap olmayacak. Yani bir süre elinizin altında olacak ki siz de yazabilirsiniz. İçerideki boşlukları doldurabilirsiniz. Çok hoş sorular var. Bence evliliklerin bu anlamda bu sorulara ihtiyacı var. Sorularla bir takım sorunları çözebiliyoruz. Ve üçüncü bölümde de bu adımlar devam ediyor ama evliliği iyileştirmek ve biz olmak konusuna sizi taşıyor. Oldukça dinamik bir kitap. Yani okuruyla birlikte yol alan bir kitap. Bu önemli. Diğer taraftan da sizin o
yapma gücünüzü de beraberinde getiren bir kitap. Yani bu şu demek, sizden önce bir takım insanlar bunları yaptılar ve ilişkilerinde ve kendileriyle ilişkilerinde bir takım değişimler yaşadılar. Dolayısıyla de aslında hem kendi kişisel tecrübeleri her iki yazarın ama aynı zamanda pek çok şahitliğini ettiği çiftlerin bir dökümü de. Dolayısıyla yani bunları yaparsam ne olacağın cevabı çok var. Olmuş pek çok ilişkinin kendi içinde. O yüzden bu kitabın bir kez daha böyle bir şeye eşlik ettiğini söylemiş olalım. İnsan kendini nasıl sever ki? İşte tam olarak bu kitabın ilk maddesi. Bence bu kitabı hemen edinin ilk adımı bu, böyle başlıyor zaten. 7 adım insanın kendisiyle ilgili o bütün o sevmeleri, sevme barajlarını ortadan kaldırıyor. İnsanın kendini sevmesi diğer insanı sevmek gibi aslında diğer taraftan bakıldığını, ama bu kitap size bunun formüllerini verecek. Lütfen bana cevap verir misiniz? Biz 6 yıllık evliyiz ve çok tartışıyoruz. Neden bilmiyorum. Ben her tartışmada çok fazla açıklama yapıyorum. Bunu aşamıyorum, aşamıyorum. Haklıyken haksız oluyorum. Çok açıklama yaptığım için demiş. İlk istersen sen cevap ver, ama soruyu biraz daha genele şöyle dönüştürebilir miyim müsaade edersen? Tartışma yapılmayan bir evlilik mi sağlıklı bir evlilik? Yani yanılgılarımızdan biri de bu olabilir mi acaba diye sorayım. Hem de böyle Şimdi bir soruya da ne cevap verirsin? evet, evliliklerde mitler var. Mit dediğimiz şeyler var. Bunlardan bir tanesi de en yaygını mutlu ve yolunda giden evliliklerde tartışma olmaz düşüncesi. Hayır, Jean Gottman diye bir terapist var biliyorsunuz ve 40 yılı aşkın bir süre yüzlerce, binlerce çiftle çalışıyor. Ve bu bilimsel olarak çalışmasının sonucunda şunu söylüyor. Diyor ki, mutlu çiftler de tartışırlar diyor. Önemli olan tartışmamak değil, önemli olan tartışmanın sonucunda problem çözme becerisine sahip olmanız. Yani onarıcı davranışlarda bulunuyor olmanız. Ve şunu ekliyor diyor ki her zaman sesin yüksek çıkması zararlı bir şey değildir diyor. Bazen sesiniz de yüksek çıksın evliliklerde. Bu çok kıymetli bir şey. Ama ben hep şunu söylerim. Tartışırken bile tartışmanızın da bir karizması olsun. Güzel tartışın. Şimdi tartışmalarda demin bir şey cümle söyledim ya otonom sinir sistemi kapanıyor diye. Evet. Hani hanımefendi mi bilmiyorum beyefendi mi ben anlatıyorum anlatıyorum ama ifade edemiyorum kendimi. Evet. Bu fizyolojik bir gerçek. Çünkü bizim mantıksal düşünmemizi, insani düşünmemizi, kararlar vermemizi sağlayan organımız, bölgemiz, alnımız, oradaki frontal lobumuz ve burası yüksek duygu durumunda kapanır. İşlev görmüyor yani. Ve burası kapandığı için siz karşınızdakine ne kadar anlatırsanız anlatın. Yani ne söylerseniz söyleyin o girmeyecek. Orası kapandığı için daha ilkel beyninize gidecek ve tepkisel davranışlarda bulunacak karşıdaki kişi. Ve o zaman da biz karşımdaki beni anlamıyor düşüncesine giriyoruz. Ben o zaman şunu söylüyorum. Lütfen boşuna uğraşmayın. Sadece kendinizi yormuş oluyorsunuz. Ama şimdi biraz ara verin. Bir karizma oluşturun tartışmanızda. Sonra dinlendikten sonra orayı açtıktan sonra konuşun. Neyse dile istediğiniz. Ama bunu ben diliyle. O dilinizdeki virüsleri temizleyerek, belki sandviç tekniğini kullanarak, şimdi bunları söylüyorum, bunların hepsi kitapta olduğu için söylüyorum. Sandviç metodunu kullanarak belki ya da bir alet çantası, şimdi ben tartışıyorum ama bu tartışmayı onaracak hangi güçlü taraflarım var? Hoşgörülü müyüm, sabırlı mıyım, işte problem çözme becerim mi var? Lütfen bir alet çantanız olsun kendinize dair, güçlü taraflarınızı içinde biriktirdiğiniz. Ve bunlarla daha sonra gidip eşinize anlatın, ifade edin kendinizi. Ve böylece problemi, tartışmayı daha kolay çözebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Hani ama çok fizyolojik gerçeği ne olur unutmayalım. Yani yüksek duygu durumunda anlatmayın. Çünkü hiçbir şey ifade etmiyor, duymuyor karşı taraf. 15 yıldır eşimin memleketinde yaşıyoruz. Artık kendi memleketime gidelim, adaletli olalım. Benim çevremin de üzerimde hakları var diyorum ama nafile. Ne yapacağım, çare nedir diye soruyor bir takipçi. 15 yıldır eşinin memleketinde yaşayıp yani illa bir yerlerde bir şeyleri mi ispatlayıp ya da birilerini memnun etmek derdinde mi bu evlilik ilişkisi illa bir yere mi varması gerekiyor diye düşünmeye başladım.
Yani sen de şu kadar durduk, ben de bu kadar Ama durduk bu ya da daha önce konuşulmuş mu? Bu da önemli değil mi mesela? Hani şu kadar yıl benim memlekette yaşadık ama yani verilen sözün tutulmaması durumuysa evet bu yaralayıcı bir şey ama daha önce hiç konuşulmamış bir şeyse elbette. Yani evet, aslında biz dediğiniz gibi hayat Allah ne verdiyse yaşıyoruz dediğimiz bir şey var. Yani bir plan, program, bir şey, bir kendilerince ihtiyaçlarını ortaya döküldüğü bir şey değil. Hep günübirlik. Yani hiç plansız, programsız söylediğin gibi sevgili Tuğba. Evet, yani gerçekten de ilişkiye başlarken böyle bir şart koşulmuşsa ve günü gelmişse, o yerine gelmediği zaman karşı taraf kendisini değersiz, işte senin fikirlerin ya da ihtiyaçların önemsiz gibi hissetmeye başlayacak. Hani az önceki soruda da vardı ya, işte diyor sürekli açıklama yaparken kendimi hissediyorum. Yani niye bu kadar açıklama ihtiyacı hissediyorsunuz? Neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz aslında? Bu kadar açıklama yaparak neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz? Derdiniz de, bir derdiniz var ki bu kadar, ya da bir görülmek, ya da bir duyulmak, ya da bir şeyi ispatlamak, bir şeyi çözümlemek gibi bir derdiniz var. Çok spesifik bir şeyden bahsediyorum mesela az önceki şey soru. Buradaki de tamamen benim hakkım, benim ihtiyaçlarım ve beni gör aslında. Benim alanıma da saygı duy dediği bir yer. Öyle bir ses geliyor aslında orada. Herkes kendi ihtiyacını karşılandığı, herkes kendi sesinin duyulduğu bir ilişki istiyor. Bunun da az önce İknur'un da söylediği gibi açık ve net konuşmamaktan kaynaklı. Ya da bir problem çıktığı zaman bağırarak sorunu o anda çözülecek üzerinden gidildiği için bazı şeyler de çözümlenmiyor. Hani az önceki soruda da yani sanki kavga var. O kavga esnasında o sorun çözülecek. O sorun konuşulacak. Hayır, kavga esnasında hiç kimse hiçbir problemini çözememiştir. Hatta bir tez vardı, ben yıllar önce okumuştum galiba. Kocalarıyla güzel kavga eden kadınlar diye bir tez var. Araştıracağım, yanlış hatırlamıyorsam. Harika bir şey. Kavga etmenin de bir adabı vardır. Hakikaten de. Yani bir 10 numara kavga edersin. Katılıyorum Ama vallahi. derdin Ederiz. karşı tarafı böyle push etmek değildir. Hani böyle boklu şey güreşlikte vardır ya, böyle sırt üstü hani şeyi karşı tarafı. Derdin eğer buysa zaten o bir savaştır, o bir ilişki değildir zaten. Amacın orada bir problem ve bir problemi çözmek olduğu zaman mutlaka bir ortak yol bulursun. Niyet ettim ben bu sorunu çözmeye mi diyorsun? Niyet ettim ben seni nakavt etmeye mi diyorsun diye. Sanırım orada biraz ilişkide insanlar olayın içeriğine bakması gerekiyor. Artık eşimden hiç beklentim ve isteğim yok. Dolayısıyla bir şey de yapmak istemiyorum. Hevesim kalmadı. 44 yaşında 22 yıllık evliyim. Yaşlılık mı acaba diyerek sağ olsun bizi de gömen bir soru. Yaşlılık olmadığına eminim yani şu anda. 45 yaşında biri olarak ben hiç öyle Hem düşünmüyorum. de 41 olarak ben de öyle düşünmüyorum. İlişki yaşlanmış bence. Biz değil de galiba İlişki ilişki yaşlanmış. hastalanmış sanırım burada. Onun Yani tedavisi. şimdi az önce de söyledik ya, üç aşamadan geçiyoruz diye ve en sonunda kadının sustuğu, gerçekten hiçbir şey istemediği, çabalamayı bıraktığı ve gerçekten işte burası en kötü aşama ki iplerin çok gerildiği, kopma noktasına geldiği yerler muhtemelen bu noktaya geldiler. Bu noktadan sonra Bu noktada da döner. zaten kitabı bu yüzden hani tavsiye ediyorum. Bir Evet. okuyun derim ben de bu noktada. Bir kitabı okudunuz mu? Herhangi bir yere gittiniz mi? Şimdi bunu bırakabilmek için şey var. Çok söyledim, çok yaptım, olmadı. Hayır ama bu yaptığımız şeyler o ilişkiye hizmet eden şeyler mi onu henüz bilmiyoruz. Bence temel yanılgı burası. Yani bir kitabı hakkıyla okumak ya da bir kitapla da değil ya yani bir kitapla hiçbir şey değişmeyecek elbette. O kitapla birlikte pek çok ilişkiyi değiştirebilecek şeyleri, önerileri yapmak, adım atmak bunlar önemli. Ben çok çabaladım olmadı. Yani yüzmeyi de öyle öğrenemiyoruz ki. Yani durduğumuz yerde çırpınıyor olsak yüzme öğrenememek gibi bence bu. Temel yanılgı galiba bu. Yaptım ettim denilen şeyler ilişki için değil. Sadece kendimizi rahatlatmak için yapılan şeyler. Karşımızdakinin gözüyle bakamıyoruz aslında biz olaylara. Yani çünkü hepimizin hikayesi farklı olduğu için şunu söylüyoruz ya, ben buna çok katılmıyorum. Bakın, empati yapın diyoruz. Tamam mı? Empati yapmak ne demek? Yani şimdi burada bir su var, değil mi? Ben bu suyu içtiğimde bunun bana nasıl rahatlık ve ferahlık verdiğini bilebilirim. Ben bunu bildiğim zaman sana nasıl bir fayda olduğunu bilebilirim, değil mi? Evet, Tuğba bu suyu içti ve ona bir ferahlık verdi. Ama ben bunu bilmiyorsam ben bunu senin gözünde bakamam. Ben karşımdakinin hikayesini bilmiyorsam, onu kabul etmiyorsam, anlayamıyorsam onun gözüyle bakamam olaya. Şimdi burada bilmek ayrı bir şey, onu kabul etmek ayrı bir şey. Biz tartışmalara girerken her zaman
Karşımdaki bana bir şey söyleyecek, ben ona ne cevap vereyim diye bakıyoruz. Hani demin de söylüyor ya, anlatıyorum, anlatıyorum, anlamıyor. Bizim o zaman derdimiz şu, benim kendi istediğimi, düşüncemi karşımdakine kabul ettirmek, değil mi? Ama peki o ne istiyor, o ne düşünüyor, ben bunu anlayabiliyor muyum acaba? Kabul edebiliyor muyum onun isteğini? Şimdi buralar çok kıymetli bence. Bir kere bunları kabul etmek lazım. Biz iki farklı insanız. Onun hikayesi, annesi, büyük, dinlediği masallar farklı, benimkiler farklı. Yani onun şeması farklı, benimkisi farklı hayata bakış açım. Onun için kabul etmek lazım birazcık. Dinlemek kabul etmektir ya, hani dinlemek kulakla değil kalple olan bir şey. O kalple olan şey de onu kabulle geçer aslında, kabulle olan bir şey. Kabul etmek lazım ve kabul ettiğimiz sürede kendimizi de kabul ne kadar kabul ediyorsak ilişkimizde karşımızdakini de o kadar güzel yordayabiliriz bence. En sevdiğim, yani ünlemi şahit koyarak, sorulardan bir tanesi, narsist eşiniz varsa ne yapmalıyız sorusu. Bu çok ilginç. Bu narsist tanımını kim bu kadar şeye yerleştirdi? O kadar çok duyuyorum ki bunu. Yani bugün inanın bana dışarıda özelde soru soran 4 bayandan 3'ünün dediği benim narsist bir eşim var. Şimdi bu narsistlik tanımını kim ve neye göre koyuyor? Ve o kadar yaygınlaştı ki artık her yerde narsist kişiyle nasıl geçinilir eğitimleri verilmeye başladı. Ve sanki bir algı operasyonu, değil mi? Her yerde narsist kişi, narsist kişi. Şimdi bencillik ayrı bir şey, narsistlik ayrı bir şey, narsistlik görüntüsü. Yani bencil de olabilir benim eşim. Ya da kitapta da var. Tip 9 mizaçta kendi rahatına düşkün, kendi konfor alanı içerisinde yaşamayı seven birisi de olabilir. Ve bu bana ters geldiği zaman ben bunu da narsistik olarak adlandırıyorum. Şimdi bir kere bunun tanısını almak lazım. Narsist biriyle nasıl geçinir? Hayır, geçinmeyeceğiz. Uyumlanacağız sadece. Burası çok önemli bir şey. Karşımızdaki narsist de olabilir. O zaman ben eğer gönlüm geçinmekten yanaysa ben nasıl uyumlanacağım? Yani şöyle bir şey düşünün. Eşinizle kol kola girmişsiniz, yolda yürüyorsunuz. Siz hızlı yürüyen birisiniz, eşiniz yavaş yürüyen birisi. Yani birbirinize yetişemiyorsunuz, senkronize olamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Boşanacak mısınız? Hayır, bir tık ben yavaşlayacağım, bir tık o hızlanacağız ve uyumlanacağız biz. Yani eşiniz tansiyon hastası, tuzsuz yemesi gerekiyor ama siz tuzu seviyorsunuz. Ne yapacaksınız? Çorbayı yapacaksınız, kendinize tuz ekleyeceksiniz, eşiniz tuzsuz olanı yiyecek. Uyumlanmak böyle bir şey. Narsist nasıl bir insan? Neye ihtiyaç duyuyor? Ne hissediyor? Sen de kendi ihtiyaçlarını bileceksin. Ondan sonra uyumlanma çabasına bakacaksın. Nasıl uyumlanır? Biz biraz etiket olayını seviyoruz Türkiye'de. Yani böyle illa bir etiket koyacağız yani. İşte narsisti, kişilik bozukluğuydu işte gibi gibi. Biraz böyle sanki dediği gibi bir uzmanın eşliğinde aslında bu etiketleri, eğer ki bu kadar çok adını koymak istiyorsak, ki biz seanslarımız süresince danışanlarımıza söylemeyiz bile. Yani kişinin içinde bulunmuş olduğu şeyi söylemez. Çünkü alıp oradan yürür mutlaka. Dolayısıyla narsistmiş uzman da söyledi ya, diye. Kesinlikle oradan tescil, evet öyle mi diye sürekli de böyle bizden teyit alma ihtiyacı hissediyor danışanlar. Ama dediğiniz gibi yani bugün bencillikle narsistik yapı gerçekten birbirine çok karıştırıyor. Yani narsistik örgütlenme dediğimiz bir şey, narsistik kişilik bozukluğu dediğimiz bir şey var. Bunlar birbirleriyle böyle sınır gibi görünen şeyler. O bambaşka ve çok derin bir alan. Kişilik bozukluğu dediğimiz yere doğru giden bir şey. Ama birazcık kendi hakkını, hukukunu savunan ya da onu söyleme üslubuyla ciddi bozukluk olan herkes şu anda narsist yapıyla etiketleniyor. Evet, ben cevap vereyim mi? Mesela şurada bizim kitabımızın ikinci bölümünde şöyle bir grafik var. Ve biz bunu benden daha net görecekler muhtemelen. Evet. Evet, senin ekranın daha büyük. Bunu neredeyse her problem için yaptık. Şimdi narsist ya da bencil diyelim. Çünkü narsist olup olmadığını bilmiyoruz. Bunu gerçekten bir tanı lazım. Ama yoğun bir bencillik yaşayan bir eşe sahipseniz, lütfen şunu yapın pratikte. Kendinizi de değerlendirin. Belki ben de bencilim, değil mi? Benim istediklerimi yapmadığı için ben onu narsist olarak, bencil olarak görebiliyorum. O zaman kendinize bir puan verin. Bunun karşılığı şudur, sorumluluk almaktır. Eşim ne kadar bencil birisi? Bir puan verin. Olur mu? Eşiniz de kendisine bir puan versin.
Sen yani bu alanda kendi, ben sana narsistsin ya da bencilsin diyorum ama belki sen kabul etmiyorsun. Sence ne kadarsın? Yani ne kadar puan verirsin? Atıyorum siz 7 puan verdiniz, eşiniz 3 puan verdi kendisine. Orta değerini alın. Dediğim 5. Sonra bunu kendiniz için de yapın. Olur mu? Eşiniz size puan versin. Onun da değerini alsın. Sizinkisi çıktı mesela 7. Şimdi 7 ile 5 arasındaki mesafeyi gözlemleyin. Olur mu? Biz bunu orta mesafeye uyumlanmak için, getirmek için neler yapabiliriz? Ya ben somutlaştırmaya çok önem veriyorum. Benim için çok kıymetli. Onun için de zaten yapılabilir bir kitap dedin. Çok güzel tarif ettin. Buraya gelebilmek için ne yapmamız lazım? Bana düşenler neler? Eşime düşenler neler? Bunu sorumlulukta da yapabilirsiniz. Mükemmeliyetçilikte de yapabilirsiniz. Öfkede de yapabilirsiniz. Her şeyde. Ben ne yapabilirim, o ne yapabilir? Lütfen bunları yazın ve belki görerek, listeleyerek daha kolay çözebilirsiniz. Bir de burada dikkat edilmesi gereken nokta şu sanırım. Hani bir skalamız var ya dediğin gibi. Hani işte sıfırla diyelim 9 ya da 10 arasında bir puan veriyoruz kendimize. Ve puanınız gerçekten çok yüksek çıktı diyelim. 9 ya da 10 çıktı. Gerçekçi bir şeylerden hareket etmek lazım. Yani siz 10 çıkan bir puanınızı 3'e çekmeyi hayal ediyorsanız çok yanlış bir yerdesiniz. Ve muhtemelen motivasyonunuz kırılacak da yapamayacaksınız. Gerçekçi bir şey değil. Biz 10'u 9'a, 9'u 8'e hatta 9'u 8,5'a nasıl indiririzin derdinde. Yani bir şey yapabilirliğinizi bir görmeniz lazım. Gerçekçi adımlar attığınız zaman kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Hani danışmanlar yönlendiriyor mu diye sormuştunuz ya en başta. Yönlendirmek değil de iç motivasyonunuzun kırıldığı noktanın ne olduğunu birlikte görmek dediğimiz bir çalışmadır aslında danışmanlık dediğimiz nokta. Orada bir şeyler, çünkü herkes kendi hayatının kahramanıdır diye hani kitaplar yazılmıştır. Herkes kendi ilişkisini çok iyi bilir, tanır. Dolayısıyla benim ya da danışanın kendi iç motivasyonunu, kendi otokontrolünü kaybettiği noktanın bulunduğu yerdir. O yüzden oradaki 9'u 8'e nasıl getiririzin derdinde olun. Bir görün, yapabilirliğinizi bir görün. Karşı tarafın yaptığını görün. Yapmak için harcadığı çabayı görün ve birbirinize karşı bu noktada belki de insaflı olun. Yani şimdi, yapamayacağınızın üstünde bir şeyler beklemeyin. İknur'un söylediği bu uyumlanma meselesini çok önemsiyorum. Zaten kitabın her o ikinci bölümünde özellikle uyumlu ilişki modeli olarak da bu uyumlanma meselesinin örneklendirilmiş ve somut halinde okurlarla buluşuyor. Dolayısıyla bu ne demek istiyor? Uyumlanmak derken dediğiniz her şeyin cevabı da aslında kitabın kendi içinde de olduğunu söyleyelim. Bir soru var. Kayınvalidemle yaşıyorum. Her şeye karışıyor. Kendime nasıl bir sınır koyabilirim sorusu. Sınır. Evet, yani, sınır. Yani bir kere sınır. Ben şöyle düşünüyorum. Ben ne yapmak istiyorum? Değil mi? Şimdi eşim benim atıyorum yaptığım temizliğe karışıyor. Yok ki sen güzel temizlik yapamadın. Burayı güzel temizleyemedin. Şimdi bunu şöyle yapmak lazım. Hayır, ben güzel temizledim, bunu hak etmiyorum, bunu bana nasıl söyler değil de. Evet, anne ya da her neyse benim güzel temizlemediğimi düşünüyorsun. Ama ben elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum ve yaptığımı da düşünüyorum. Ya bu kadar net ve ben yapıyorum bunu. Yani bu senin görüşün. Sen böyle düşünmekte serbestsin, bunu alıp kabul ediyorum. Ama benim duruşum orada net olmalı. Ya bunu belki kabul etmeyecek, defalarca söyleyecek bunu ve ben defalarca aynı şeyi söyleyeceğim. Ben elimden geleni yapıyorum. Bir şey sormak istiyorum şimdi bu konu üzerinden. Şimdi kayınvalidemle yaşıyorum, evet bir sonuç ama şu da önemli mi acaba? Eğer biri kayınvalidesinin evine gidiyorsa o aslında var olan bir düzenin içine girmiştir. Dolayısıyla aslında oradaki daha önce sınırları çizen kişi kayınvalide. Dolayısıyla aslında belki de kayınvalide kendi sınırlarını ihlal edilmişler istediği olabilir. Şimdi ikinci dinamiğimiz gelin kendine bir yuvayı kurmuş ve şartlar gereği kayınvalide gelmişse mesela bunun dinamiği daha farklıdır diye düşünüyorum ben kendi içinde. Zor bir durum aslında. Yani kayınvalide için de zor bir durum. Sanki evet. Sadece gelin açısından zor bir şey gibi oluyor. Ama dediğim gibi yani 30 yıllık evliliği olan bir kayınvalide 30 yıldır o evin içerisinde. Dolayısıyla birisi geliyor. Biri geliyor ve benim evim diyor. Biri geliyor, evet benim evim diyor. Şimdi orası da haklı, burası da haklı. Orada hani kayınvalide işte beni beğenmiyor falan yorumlar falan var ya. İknur'un dediği gibi
ben bu kadar biliyorum, bunu yapıyorum ve bence iyi yapıyorum. Aa, sen kabul etmiyorsan o onun senin problemi aslında. Ama senin orada kendini yaptığın her haliyle kabul edilmesiyle ilgili bir büyük bir mücadele içerisine giriyorsan bu da senin derdin aslında. Yani karşındaki seni şartsız, şurtsuz, hiçbir şekilde şey yargılamadan kabul edilmek gibi bir derdin var. Hayır, karşındaki de aslında o evin hanımefendisi ve geldiği zaman o da dediğin gibi kendisini kötü hissediyor. Orada aslında tam da senin de söylediğin gibi Tuğba, tekrarla, defaatle. Yani benim buraya gelip bu düzeni bozmak gibi bir derdim yok. Ama artık sen de anneciğim kabul etmek zorundasın. Ben de bu evde yaşayacağım. Evet biraz zor. Ama burada iki taraf açık ve net bir şekilde içinde bulunmuş olduğu duyguyu gerçekten ifade edebilse. Hani ben mesela bazen cümle kurarken diyorum yani acaba kayınvalidenize şöyle anneciğim ben bundan çok kırılıyorum deseniz ben bu dili kullanamam diyor danışanımız mesela. Çünkü bazı dili kullanmak için de biraz pratik gerekiyor. Evet çok üzgünüm ama bu pratiği yapmak zorundasınız. Yani geçinmeye biraz gönlünüzün olması gerekiyor. Ha burada beyler devreye giriyor. Evet annemle şöyle böyle dediği zaman ben mesela genellikle beyefendiye durduruyorum. Lütfen siz bu iki kadının arasından bir çıkın. Karışmayın siz bu iki kadının arasına. İkisi, yani arada zarar gören siz olursunuz. Bir tarafta anneniz, bir tarafta eşiniz. Çok zor bir şey. Bir erkek için inanılmaz büyük bir kriz. Orada iki kadın geçinmeyi öğrenecek arkadaş. Bunun başka yolu yok. Aynı evi paylaşmak zorundalarsa. Ama ayrı evlerdelerse eğer ki sınırlar ihlal ediliyorsa, birisi sınır bozuyorsa, birisi de sınır ihlaline izin veriyor demektir. Yani hiç kimse siz istemediğiniz takdirde diyor Roosevelt'in bir sözü çok severim. Hiç kimse siz istemediğiniz takdirde size kendinizi değersiz ve yetersiz hissettiremez. Siz mutlaka bir yerlerde izin vermişsiniz demektir. Karşı tarafta zaten konunun başında da konuşmuştuk ya kendisini hak olarak görüyor. Onun evladı, onun oğlu, oğlunun evi o. Sen hangi hakla gelip de orada saltanat ilan ediyorsun diye bir şey var. Orada sınırları aşmadan ama son derece kararlı bir şekilde, karşı tarafı rencide etmeden, ben diliyle, ben böyle olmasını arzu ediyorum. Burası benim evim. Evet, tabii ki sizin oğlunuzun da evi ama benim de evim. Bazı şeylerin böyle yapılmasını arzu ediyorum. Saygı Bir şey duyarsanız çok daha mutlu olurum gibi, son dikkat derece çekmek net bir istiyorum dille ama şimdi bu sınır anlatıyorum. meselesi de anlatılan sınırla hissedilen sınır arasında bir fark olduğunu düşünmeye başladım. Yani Çok güzel. anlatılan sınır aslında kişinin onurunu koruma sınırıyken düşman işgalin, yani bir düşmandan kendimizi koruduğumuz bir Aynen. sınıra dönüşmeye başladı. Çok doğru. Çok Dolayısıyla doğru. bir uzmanın sınırlarımızı koruyoruz dediği şey tıpkı bir yabancı devletin ülkemizi savaş ilan etmesi gibi filan algılanmaya başladı. Bu hissedilen de bir savaş ilanı gibi olduğunda gerçekten bir savunmaya ya da hadi öyle o zaman ben de bütün donanmamı hazır edeyime dönüşmeye Tabii başlıyor. bütün Yani silahlarını kullanacak kişi. evet, burada kavramın bizdeki karşılığı yani gerçekten söylenen şeyi mi algılıyorum meselesi de galiba önem arz etmeye başlıyor. Çok doğru. Gerçekten hissedilenle dediğin gibi yapılan şey bambaşka şeyler olmaya başlayınca insan izzetli bir varlıktır. Kim olursa olsun, gelin olsun, kayınvalide olsun. İnsan izzetli bir varlık. Kendi onuruna, kendi dünyasına, kendi sınırlarına saldırı olduğunu hissettiği anda yapmanıza gerek yok. Hissettiği anda kendisini savunmaya alacak. Ve dolayısıyla ortaya bir savaş çıkacak. Bu bir savaştır aslında. Yani sessiz savaştır, soğuk savaştır. Orada da Kızılderili bir atasözü var. Her yerde söylüyorum. Kavga diyor bir kez başladı mı kazananı olmaz, kaybetmenin dereceleri olur. Yani siz o ilişkide hep bir şeyler kaybediyorsunuzdur. Eksiye doğru gidiyorsunuzdur. Orada da en etkili silahın ben niyet olduğuna inanıyorum. Yani karşı taraf sizin rakibiniz değil bir defa. Önce bunu bir netleştirmeniz lazım. Karşı taraf sizin rakibiniz değil. Geçinmek zorunda olduğunuz, sevmek zorunda değiliz ama geçinmek zorunda Kavgaları, olduğunuz. zorunluluk hali bile çok şey Evet, geldi. çok ağır bir şey gerçekten. Yani insanın nefsine ağır gelen bir şey ama hakikat olan bir şey. Yani burada kimi kandıracağız o zaman? Çünkü karşınızdaki hani ben hep acınası olarak beyefendileri görüyorum. Yani bir tarafta onu doğuran anası, bir tarafta gelecek vadeden karısı. Yani adamın bu arada sıkıştığı yere bakar mısınız? Yani gelin hanım da gelmiş, çok haklı. Hayalleri Hayatımda var. problem çözecekler, onu da çözüversinler ya şimdi. Allah aşkına. Onu da çözüversinler. Değişik Yani bir nihayetinde o da şey. şunu algılamalı. İki kadın yok yani. Anne ve çocuk var. Okey, hanım var. Yani aynı Evet, şey iki onun için de geçerli. kadın çok Bence erkeklerin temel yanılgısı burada şu oluyor. İdare edebileceği kimse
onu bastırıp diğerine peki tamam diyor. Siyaset, yani, evlilik bir yani siyaset hanımı mi idare edebilecekse, hanımı idare edebilecekse diyor ki tamam, ben onu nasıl olsa bir şekilde hani gönlünü alırım. Bu sefer annenin dediğini yapıyor. Ya da anne birazcık daha hanımdan daha az baskınsa, bu sefer anneyi idare edip hanımı baskın hale geliyor. Bence aslında? erkekler burada gerçekten doğru bir yerde durmadıkları için de bir şey var. Durmuyorlar ve taraf oluyorlar bence. Yani aslında üzgünüm, evlilik bir siyasettir bir yerden sonra beyefendi için. Eğer ki kayınvalide saltanat mı ilan etmek derdindeyse, eş de saltanat ilan etmek derdindeyse, iki tarafa da ikili oynamak zorundasınız bazen ben diyorum. Gidip annenize diyeceksiniz ki anneciğim sen işte idare etmek zorundasın, bak yaparsan sen büyüksün, görmüş geçirmişsin, o cahildir. Eşine gidip de ya annem yaşlı kadın, işte neyse ne kadınsa artık, yani idare edersen gerçekten çok mutlu olurum. Yani gidip şurada tek kullanacağı sihirli cümleler var aslında. İki tarafa da hani en güzel büyü sözdür ya. Yani orada sözü karşı tarafa nasıl söylediğiniz. Emin olun bir kadına eşler, çünkü kadınların en çok inildiği nokta o. Ya emeğim görülmüyor, yaptığım gayretim görülmüyor. Bir takdir et ya hayatım, Allah razı olsun. Annem şöyle bir şey söyledi. Sen de onun hani şey yapmadın, saygısızlık yapmadın. Çok güzel idare ettin, Allah razı olsun. Bak orada kalmadık. Ya bu kadar söyleyin arkadaşım diyorum. Ya bu size aylarca gider diyorum. Bence ya, bu İlknur buna katılmayacak. Benim gördüğüm... İlknur sence öyle mi? Şimdi şöyle bir şey var. Kızıştırıyorum yazarları. Yazar tokuşturması. Taht kavgasına benzetiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim Anadolu topraklarında kadın statüyü erkekle kazanıyor. Erkek çocuğu varsa kadın sultan oluyor, ülkeyi yönetiyor ya da evinin yöneticisi oluyor. Yani siz erkek çocuk doğurmakla, değil mi? Anadolu öyle değil mi? Erkek çocuğun varsa sen orada anne, ana olmuşsundur artık. Şimdi senin kafanda bir erkek evlat tacın var, krallık tacın var. Ve birisi geliyor diyor ki artık sen o tacı bana vereceksin. Hayır, bura bu evin, bu ailenin kralı, hükümdarı, burayı yöneten ben olacağım. İşte o zaman da Osmanlı'daki gibi o harem içerisindeki savaşlar başlıyor, rekabet başlıyor da. Anne diyor ki bu benim evladım, bu taç benim, yıllardır ben bunu taşıdım. Öteki de diyor ki artık senin zamanın geçti, hayır ben taşıyacağım. Yani burada aslında ortada paylaşılmayan erkek değil. Orada kimlik saltanat süreci aslında, onun kavgası burada. Tabii ki. Şimdi erkek de ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi arada kalıyor. Anne bir taraftan halatı ipi doluyor erkeğin beline, kadın da bir taraftan doluyor ve ikisi birlikte çekiştiriyor. Şimdi erkek şunu düşünüyor, bakın burada 30 yaşına gelmiş, 30 yıl bakmış bir annesi var, o çekiştiriyor. Bir de bu tarafta 5 yılını, 10 yılını vermiş bir eşi var. Hangi taraf güvenli alan olur sizce? Tabii ki anne oluyor. Çünkü orası daha uzun süre bakmış ve orada bir bağ var da zaten. Daha hamilelikten yani. Şimdi güvenli alanı orası. Onun içinde eşini tercih etmiyor erkek. Burası benim güvenli alanım diyor. Ve ben şunu söylüyorum her zaman hanımlara. Biraz o ipi açın, biraz gevşetin. Bir gitsin bakalım oraya. Çünkü oraya gittiğinde ne olacak biliyor musunuz? İlla ki annesiyle tartışacak, illa ki anlaşamadığı yerler olacak ve oradan annesinin evinden üzüntülü, suratı düşmüş bir şekilde geldiğinde hayatım annen ya olur böyle şeyler, boş ver, hadi biz bize yeteriz, gel biz buna bir çözüm bulalım dediğinde erkek şunu düşünüyor, vay be orada anne bana inanmadı, beni anlamadı, benimle tartıştı ama burada beni tanımayan bir kadın beni anlıyor, hadi gel diyor, boş diyor. Şimdi bu sefer ipler bu tarafa kaymaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? İşte siyaset bu. Yıllarca böyle idare edilmiş evlilikler. Ama biz bunu görmüyoruz. Bir taraftan ya bunu hepimiz yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Çünkü insanız ve bu fıtrata sahibiz. Rekabet duygumuz var. Ama bunu hani demin de Filiz söyledi ya, evet politika yapacağız kardeşim. Ama erkek de şu, evet aradaki olayı bazen ya anneciğim, siz eşimin arkasından konuşuyorsunuz, dedikodusunu yapıyorsunuz ama o benim eşim. Ben onu seviyorum. Ama sen de benim annemsin. Senin de hatırın var. Sen de çok güzel yazmıştın son kitabında değil mi? Orada annenin de bir hatırı var aslında. Onu da gözetmek lazım. Orası da çok önemli. Sen de benim annemsin. Ben de seni seviyorum.
Ama siz aynı terazideki insanlar değilsiniz. Biriniz armut, biriniz elma. Ben ikinizi tartamam ki. Ya burayı koruması lazım. Ya bunu söyledikten sonra iş artık kadınlara kalıyor. İpi ne kadar çektiğine bağlı. Adamın canını ne kadar acıttığına bağlı. Ya tercih yapmak zorunda kalmak çok ağır bir şey. Yani bir insanın hani ya annen ya ben ya da ya ben işte gibi çok çirkin bir şey. Yani annesi diye tercih yapacağını herkesin çok zannetmiyorum açıkçası ama o tercihe getirilmek gibi bir şeyi, Zaten polemiği insanı sokmamak lazım. En çok önerdiğimiz şey o, ya eşinizi tercih yapma noktasına getirmeyin. Sizi yani, tercih etmeyecektir çünkü. Her zaman böyle edecek. Olmayabilir belki İknur'cum ama dediğin gibi o şeyi denklemin içerisine sokmamak lazım. Çok acı bir şey yani. Kesinlikle. Belki de enerjiyi yanlış yerde kullanmak. Yani bir tür enerji kaçağı oluşturuyor olmak. Rekabeti belki yanlış yerde kullanıp evliliğin enerji kaçağı sebebiyle performansının düşüyor olmasına sebep olmak demek. Çünkü enerjiyi de çok hepsi... tüketiyoruz. Var olan evet. Enerjiyi de çok tüketiyoruz. Yani konu mevzu kayınvalide, kayınpeder atıyorum. O konu bizim bütün evliliğimize yansıyor. Yıllarca bir de. Ya da şu anda olan bir şeyi ta biz nişanlılık dönemine kadar götürüyoruz. Fi tarihine kadar götürüyoruz. Hayır, şu anda olan bir şey. Lütfen bu anda kalalım. Anı, hani kriz dediğin bir kriz vardır, bir de felaket vardır, değil mi? Krizde felaketi ayıran şey nedir? Kriz daha küçük ölçeklidir. İçindeki insan sayısı daha azdır. Ama felaket büyük ölçeklidir. Geneli kapsar. İnsan sayısı daha fazladır. Müdahale şansın daha azdır. Onun için felaketleştirmemek lazım olay. Şimdi belki yayınımıza arada katılanlar olabilir. Kimler geliyor, kimler gidiyor çoğu zaman bilmiyoruz ama bu sohbetin ana merkezinde Evliliğimi Nasıl Kurtarırım kitabı oldu. Bu kitaptan bahsederek ve bu kitabın referansıyla aslında bu canlı yayını gerçekleştirdik. Nesil Yayınlarından çıkan Filiz Tefen'in ve İlknur Özhan'ın yazdığı bu kitapta aslında derdi kendini, eşini ve evliliği tanımak olan insanlara, okurlara evliliğe dair, kişisel kendimize dair, kendimize iletişimimize, eşimizle iletişimimize dair pek çok çözüm önerisi sunuluyor. Şimdi baktığımızda burada da soruları açtığımızda şunu görüyoruz. Elbette her evliliğin kendi içinde biricik zannedilen sorunları var. Yani herkes kendi evliliğinin probleminin biricik olduğunu zannediyor. Halbuki hepimiz benzer sıkıntıları yaşıyoruzdur muhtemelen konuşacak olsak. Ama yıllarca bunu konuşuyor olmanın bir çözüm olmadığını da aslında burada konuşmaya çalışıyoruz. Bu kitapta zaten şu var arkadaşlar. Yani bir problem yaşıyorsunuz. Az önce de İknur'un söylediği gibi şu teknikle çözün. Bu teknikle çözelim. Hadi bakalım o olmadıysa bu da var denilen pek çok çeşitlilik var. Bunu önemseyin. Çünkü biz çoğu zaman ne yapacağımızı bilmediğimiz için problem yaşıyoruz. Yani evet bir sorun var. Yıllardır bu sorunu yaşıyorum. Ama ben ne yapayım? İşte kitaplar o kriz anlarında ne yapacağınızı kulağınıza fısıltayan dostlar gibidir. O yüzden iyi bir okuma yapmadan hem kendimizi hem eşimizi okumamız şu gündelik problemleri çözebilmek için çok mümkün değil arkadaşlar. Yani sürekli kendinizi ittirilmeye çalışan bir araba gibi evliliğinizi devam ettirmeye çalışıyorsunuz anlamına gelir bu. Dolayısıyla uzmanlar da bunu yapamaz, kitaplar da tek başına yapamaz. Siz benzini almadığınız sürece kitapları benzin, uzmanları benzin gibi düşünmeyi önemsiyorum ben. Yani kendi hikayemde 19 yıllık evliliğimde bunu çok önemsiyorum. Yani daha hala evlilik kitapları okuyor olmam evliliğin kötü olduğu fikrinden yola çıkmıyor. Bu çok sevdiğiniz arkadaşla iyiye ve güzele dair konuşmaya benziyor bence. Bu işin en güzel taraflarından biri. Çünkü bir duyguda kalmak o duyguyu yaşamaktan çok daha zor. O duygunun kalabilmesi için o dinamiklerin sürekli hareket halinde olması lazım. O yüzden beni ilk kez tanıyanlar varsa meseleyi hep kitaplara getireceğimi programcı olarak da bir ev sahibi olarak da söyleyeyim. Çünkü okumasız bir hayat biçimi işte gündelik hayattaki bütün problemleri çileye dönüştürüyor. Halbuki okumak yavaş yavaş ipin bir yerinden tutup böyle kendimize doğru getirip sonra bir yumak haline gelir. O da evliliğin işte bence Peygamber Efendimizin metaforu ip üzerinden yapmasının sebebi de bu. Yani o bağ o ip gibi düşündüğümüz bir şey olacak ve giderek kör düğüm olabilmesi için sizin önce o çileyi yumağa dönüştürmeniz lazım. Yani bizde temel problem bu. Yani okumayayım,
Hayatımda hiçbir değişiklik olmasın. Hiçbir uzmana gitmeyeyim. Ama lütfen evliliğimde bir şey değişsin. Yani böyle bir şey görünen o ki mümkün değil. Yani kendi kişisel tecrübelerimizde de mümkün değil. Sizin verdiğiniz örneklerde de mümkün değil. Ya da sizin 10 yıl boyunca hiçbir şey yapmadığınız bir evliliğe bir danışman 3 günde, 3 saatte, 3 görüşmede hiçbir şey yapamaz ki, öyle değil mi? Yani bunu da konuşalım istiyorum. Şimdi bu kitap 21 adımdan oluşuyor. İsterseniz bu adımı 21 hafta, isterseniz 21 gün, isterseniz 21 yıl. Sizin için önemli olan şey bu adımları atıyor olmanız. Çünkü ben hep şöyle derim, yani diyelim ki az önceki sorudan referansla söyleyeyim. İşte 22 yıllık evlisin ve mutsuzsun diyelim ki. Ama bu adamla 22 ya da bu kadınla 22 yıl daha evliliğinin devam etmeyeceğini kim garanti ediyor? Peki hala aynı duyguda mı olsun? Hayır. İşte o yüzden benim için bu kitabın özelliği buydu. Yapabilme gücünü vermesi açısından. O yüzden tekrar kitaba dönüp yavaş yavaş cümlelerimizi de toparlayalım istiyorum. Şöyle yorumları da kapatıp artık yavaş yavaş sizden de son cümleleri alalım. Sonrasında da programı bitirelim. İlknur, ne dersin? Bunca konuştuktan sonra. Şimdi bu kitap... Söyledik, tekrar da söyleyeyim. Sadece evlilikle alakalı bir şey değil. Biz anne rahmine düştüğümüz andan itibaren bir ilişkiye başlıyoruz aslında. Ya dahası Rabbimizle bir ilişkiye başlıyoruz. Bırakın ana rahmine düşmeyi, değil mi? Biz hayat dediğimiz şey ilişkiden ibaret aslında. Ve bu ilişkiyi yönetebildiğimiz ölçüde biz hayatta var olduğumuz, yani kendi gerçekliğimizi hissedeceğiz aslında. Bizim ilişkilerimiz ne kadar kaliteliyse. Ama bu ilişkilerde herkes hata yapabiliyor. Yani Efendimiz mükemmel bir ilişki mi kuruyordu bütün insanlarla? Hayır, değil. İşte önemli olan yaptığımız yanlışların, eksiklerin ya da yaptığımız şey karşımızdakine açılan kapı değildir. Değil mi? Yanlış yoldan gidiyoruzdur. Navigasyonu yanlış tarafa kurmuşuzdur. Bunları fark etmek. Kitap aslında hani adı evet... Kurtarmak, etkinlik, ama işin özü ben ilişkimde navigasyonumu nereye kuracağım kardeşim? Yani nereye gideceğim? Benim amacım ne? Bunu bulabilmek bence. Onun için de evlilik olarak bakmamak lazım belki. İlişkimle, kendimle, çocuğumla, inşallah olası devam edilmesi. Olası ilişkimde mesela. Değil mi? Evet, olası ilişkimde neler yapabilirim? Bunlar için okunması gereken, tavsiye ettiğimiz bir kitap. Yani biz yazdık diye söylemiyorum gerçekten. Evet. Sen de son cümlelerini bu akşam için elbette. Çok keyifliydi gerçekten. Her konuştuğumuzda dünyamda farklı farklı şeyler oluşuyor açıkçası. Tevhid-i Tuğba seninle de, sevgili İknur seninle de. Gelen sorular da aynı şekilde kafamızda farklı böyle açılımlar oluşturuyor. Gerçekten ilişki kurmaya ihtiyacımız var. Bir ötekine ihtiyacımız var. Yani şu an sizi gülen yüzlerle görmeye benim ihtiyacım var. Ya da gelen tatlı yorumlara ihtiyacım var. Tatsız yorumlara ihtiyacım var. Hepsi beni şekillendiriyor aslında hayatta. Dolayısıyla kitabın asıl amacı kişinin önce kendisini tanıması. Sonra karşısındaki muhatabı kimse, eşi, arkadaşı, annesi, babası, ötekiyle ilişkisini tanıması, yönlendirmesi. O ilişkinin ne kadar daha sağlıklı bir yere doğru gitmesiyle ilgili bir fikrinin olması. Çünkü sonradan sızlandığımız şeyler istediğimiz şeylerden farklı olmak başlıyor. Yani çok bambaşka navigasyon değil ya İlknur? Hakikaten öyle. O navigasyonu hani bir adres belirleyeceksek adresimiz ne bizim? Anlamak mı? Yaşamak mı? Hissetmek mi? Derdimiz ne? Çözüm üretmek mi? Bugün bizim toplumumuzda herkes sorunları sadece konuşuyor gibi geliyor bana. Çözüm üretmek gibi bir derdi olmuş olsa aslında çözüme gidecek yol mutlaka var. Fakat biz sadece konuşmak üzerine. İçimdeki derdimi şöyle bir boşaltayım. Eğer ki sorunu çözmek gibi bir derdimiz yoksa günlerce, aylarca ve işte gelmiş olduğunuz kaç yıllar boyunca gördüğünüz gibi daha çok konuşacaksınız demektir. Sorumuz şu olmalı bizim. Peki şimdi ne yapacağız? Yani burada bir çözüm üretmek adına, yola çıkmak adına. Kitapta böylece peki şimdi ne yapacağız derdiyle dertlenen insanlara 21 adımda neler yapabileceğine dair çok somut örnekler var. İnşallah hayatlarında büyük değişimlere sebep olur diye duamız bu yönde. İnşallah. Çok teşekkür ederim katıldığınız ben için. Kitabı yazdığınız için de çok teşekkür ederim. İnşallah nice kitaplarda
Görüşebiliriz. Bugün sizi birbirinize düşüremediğime göre uzun soluklu bir şeyler geliyor bence bundan sonraki Biz aynı süreçlerde de. derdindeyiz. O yüzden biraz zor düşeriz biz Hadi birbirimize. bakayım. Sancım Peki. Çok teşekkür ediyorum Ben de ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak Çok şunu teşekkür söyleyerek ederim. programı bitirmek istiyorum. Hakkında bu kadar olumsuz şey söylenen evlilik yıllardır kendisiyle ilgili bu kadar olumsuz şeyleri duymasına rağmen hala hayatımızdaysa bence yıllarca önemini kaybetmeyecektir. Bu devam edecek. Bu hala tutunduğumuz önemli bir şeyse üzerine bu kadar kötü laf söylenip devam eden başka hiçbir şey olmaması gerekir. Ama maşallah bu devam ediyorsa evlilik hala bizim için çok önemli bir sığınaktır. Sadece bazen o sığınağın onarılması, bazen gerçekten o sığınağa iyi bakılması gerekiyor. Bunun için de ne yapabiliriz'i konuştuk. Kitaplar bize nasıl yardımcı olur konuştuk ve evliliğimi nasıl korurum, kurtarırım kitabında hem kendimizi hem eşimizi hem de evliliğimizi tanıma yolculuğuna nasıl çıkarız dedik. Yani siz bir yola çıkmaya niyetlenin, size yardımcı olacak şeyler mutlaka vardır. Yol yola çıkanlar için açıktır derler. Siz eğer yola çıkıyorsanız kitaplarda, sohbetlerde her defasında size eşlik edecektir. Çok teşekkür ederiz bizi seyrettiğiniz için hem de bu sohbete eşlik ettiğiniz için anlam buldu. Sorularınız için de çok teşekkür ederiz. Belki yakın zamanlarda yine başka bir sohbette sizlerle birlikte oluruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Şimdi.